Merhaba arkadaşlar, ben Erdoğan Akman, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi bir kuru peynirimiz, tereyağımız ve yufka ekmeğimizle soba üzerinde kevretme yapacağız inşallah. Şimdi şöyle, bizim kevretme usulümüzü biliyorsunuz. Kevretme usulümüz. Şimdi tereyağı kendinizi değil diyebilirsiniz. Muhtemelen kalmadı buzluğun altında yoksa. Kalmadığı için mecburen. Bir mesele değil İfa. İnekler, inek 80 milyar olmuş. İneğe vereceğimiz parayı 80 lira. İki katı 160 lira. Bir yağa ver. Yağa vererek. Yani. Şimdi. Biz sonra. Ana. Heh. Bak şöyle. Şu bir. Heh. Tamam mı? Biz bir yuvarlak ekmeği üçe bölüyoruz. Normalde ikiye bölen de var. Normalde hani kevretmede nasıl olur? Sobanın üstüne korsun. Sıcak tarafını hemen çevirirsin. Yağı sürer, peynir atar, sararsın. Bu bir. Biz bir de diğer türlü ne yapıyorduk? Böyle uzun bir yufkanın üzerine yağı döküyoruz. Yani yağı sürüyoruz. Peyniri koyuyoruz sobanın üstüne. Bu ikinci usul. Eriyordu, ondan sonra sarıyorduk. Birinde kevretme kısmı içeride kalıyor, birinde dışarıda kalıyor. Ama bu yaptığımız usulde hiç katlayabildin mi, eridi mi, erimedi mi, yağ var mı, yok mu derdine düşmüyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle börek gibi zaten tamam, vereceğim birazdan. Peyniri de yağı da içerisinde olmuş oluyor. Bakın şimdi şu yağımız ilk başta şöyle bir sürüyoruz. Daha önce bir videoda da herhalde gösterdik de. Biri de sonra bize dedi ki sanki atomu parçalıyorsunuz. Biz de yapıyor, ekmek yapıyoruz diyebilir mi? Vallahi kaç senedir buradayım. Yani insanlar. Yani bu biraz daha börek gibi oluyor arkadaşlar, güzel yani, oluyor. Ama bak şimdi kolay değil. Bir işi pratikleştirip kolaylaşmasıyla beraber de bir üst lezzete de geçmesi lazım. Ana içindeki yağ, peynir, sıcaklık çok iyi. Mesela üstüne sonradan dökenler var ya, yani soğuk oluyor. Yağ da erimemiş oluyor, peynir de soğuk oluyor. Biz onu bir tık ne yaptıydık? Peyniri de yağ üstüne koyuyorduk, sobanın üstüne koyup eritiyorduk. Ama bu sefer de katlama işleminde kevretme olayı bir tık olursa kevreyip katlanmıyordu. Katlanmıyor. Ama bunda yani katlama derdinde olmuyor. İçinin eriyip erimediği meselesi de kalmıyor. Bir de genel ben dikkat ediyorum ekmek kevredenlere. Margarin kullandıklarını hemen güzelce sulanıyor. Çok lezzetli oluyor. Peynir yine soğuk. Yani çocukluğumda yedim. Peynir yine soğuk. Nasıl? Peynir yine soğuk oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu katmana yağı sürdüm mü? Şöyle katlıyorum. Bakın. Gördüğünüz üzere. Tamam. Ondan sonra şurada peynirimi alıyorum. Bak peyniri de şu katmana, hemen onun ön tarafına yani. Şöyle bu kendi istediğiniz miktarda böyle döşedikten sonra ben yine hani yağlı sevdiğim için şöyle kenarlarına sağına soluna birazcık da peynirin üzerine de şeyliyorum ki hani o sıcağıyla peyniri de eritiyor ana. Evet. Şimdi ekmeğe de çok tekrardan bak, tekrardan net belli oluyor değil mi? Gördünüz. Şimdi ne oldu? Ben şimdi şu kısmı da bunun üstüne alacağım da. He, tamam kızım. Şimdi ne oldu? Börek oldu. Börek oldu. He. Börek. Bakın. Börek oldu. Ve bunda bir olay daha var. Bakın bu sobanın üstünde kapladığı alan şu kadar. Aha. Gördünüz mü? Arkadaşlar sobanın üzerinde kapladığı alan bu kadar. Şimdi biz 1, 2, 3, 4 kişiyiz. 4 taneyi yan yana dizeceğiz. Tık 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 tık. Yani şey gibi kebap döndürür gibi aynı ocağın üstünde. İş bittikten sonra herkes çayıyla beraber aynı anda yiyecek. Ama büyük bir büyük bir ekmekte ne oluyor? Açıyorsun. Zaten bu sobanın üstünü kapladı. Geriye bir şey kalmıyor. Atomu mu parçalıyorsun diyorlar ama. Allah arkadaş. Geçen birisi söyledi ki ne? İşte evin erkeğe pazar günü menemen yapmış. Hani filmlerde oluyor ya bir yemek yapıyor. Evet. Herkes ya zehirleniyor, başına bir iş geliyor. Meğer o gerçekmiş. Vallahi. Yani zehirlenmemişler ama yani adam çok güzel oldu. Herkese yiyin yiyin diye ısrar etmiş. Yiyen hastalanır gibi bir şeyler olmuş yani. O kadar kötüydü ki diyor.
Yiyemedik biz ben. Diyor. Çizgi filmini izle. En son ya. Kendisi hani baktı diyor. Kendisi de yiyemeyince mecbur çöpe döktü diyor. Aynen. Hani düşününce menemen ne kadar basit diye düşünüyor. Değil mi? Domates şey yumurta. Ama ne yaptıysa soğanı mı yakmış onun asidi mi olmuş kara. Allah Allah. Artık yiyememişler yani. Evet. Katlıyoruz. Ondan sonra da şöyle kuru peynirimiz kendimizin arkadaşlar. İyi depoladıydık. O yüzden Allah'tan. Aşçı erkeklere tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi bir yetenek. Herkes beceremem. Ama gerçekten şeymiş anne bir de. En iyi aşçılar mesela Türkiye'de kim artık? Dünya genelinde mi söyleniyor? Geneli erkek oluyor. Erkek, evet. Geneli erkek. Bizim ev hanımlarımız da güzel yemek yapıyor ama. Kızım sen ne yapıyorsun? Geneli erkek olduğu için daha çok şeydi. O sektöre de çok giren olmamış hani eskiden herhalde. Herhalde. Babikiye bakıyor. Yani çalışma şartları zor olduğu için haliyle kadınlar daha çok ev iş evdeki yemekler. Bir daha katlıyoruz. Şu üstüne de son katmana da birazcık şu şeyi tutsun diye. Ah şu dünya ayarlar. Vuruyor sağa sola. Sobanın üstünde yani börek gibi. Arkadaşlar o kadar yağ koydunuz dokanmıyorum demeyin. Tereyağı Allah'ın izniyle dokanmaz da margarin dokanır. Sen yiyeceksin. Margarin kolesterolünüzü yükseltir. Damar dokanıklığı yapar. Tamam, seven bu için sıkıntı değil. Tamam. Şu iki. Ana, yok odayı. Şunu da yarıya bölelim. Tamam kızım. Tamam. Tamam sana veririm. Şu bebe de her şeye yetişmeye çalışıyor arkadaş. Ya sen de onu yap. Tamam. İnan eğer inşallah büyüyünce becerir de güzelce yapar benim kızım. He, yapar. Evet. Yapar benim kızım. Her şeyi yapar. Kızım. Değil mi kızım? Becerikli kızım. Üfa. Yani ben kendi işlerimde ne olursa olsun yani birilerinden bir şey öğrenmişsek, görmüşsek de yani o işi pratikleştirmek, hızlandırmak yani. Hı. Bir de yani o lezzetin üzerine bir lezzet katmak yani aslında bir müminin, bir Müslümanın edinmesi gereken bir şey. Ya anadan babadan böyle gördük. Öyle bir şey değil yani. Ama şöyle bir şey de var. Öyle üretmek yani bir sürekli bir şeyleri değiştirip ve çeşit çıkarmak. Yani. Ataların, büyüklerin deneyimleri güzel. Ama bir meslek, bir zanaat da yani boynuz kulağa geçmedikçe ilerlemiyor yani. Eskiden çok ilerlemiş de işte. Sonradan bir kıtlıkla beraber, evet, yoklukla, parasızlıkla kaybolmuş, ulaşım sıkıntısı özellikle da. Özellikle lezzet noktasında ben, hani mesela yani Kırşehir'in de güzel yemekleri, şeyleri var elbette. Veya İç Anadolu'nun daha çok diyeyim. Ama bu biraz Güneydoğu ve Doğu Anadolu o yemekler var ya, Ege yemekleri. Bilmiyorum ya iyi pazarlıyorlar ya da gerçekten iyi yapıyorlar zaten. O da yapmıyor değiller. Şimdi şöyle Erdoğan, Güneydoğu ilk Türkiye'nin baharat yolu girişi. Horasan tarafı. İpek yolu, baharat yolu girişi evet. Olduğu için çok fazla baharatta ilk tanışan ciddi iller. Ciddi medeniyetler var. Ciddi medeniyetlerle de iyi tanışmış. Hatay yani. Aşağı taraftan İran olsun, Suriye olsun. Ülkedeki 12 medeniyetin 9'u mu ne? Hatay'da. O yüzden medeniyetler şehri deniyordu Hatay'a. Ege'ye bakınca Ege kısmı da öyle Avrupa'yla daha çok iştigal etmiş. Aynen. Zeytinyağısı olsun, bitkiler olsun. O da öyle. Biraz Anadolu hani iklim itibariyle yokluk yaşadığı için evet, öyle bir sıkıntısı olmuş. Mesela Karadeniz'de ot var, otu geliştirmişler. Bizde ne var? Buğday. Yani yeah. Baharatta sıkıntı olunca haliyle çok bir baharatta bir şey olmamış. Aynen. Yapabilecekleri en iyi şey salçalı bir şeyler. Evet. Ama yemek noktasında pekmez. Ve şey noktasında yani Ömür Akkor mesela yani Çorum'da. Ülkede ama en Çorum'da. İyi yemek ve lezzetler bence Çorum'dadır diyor adam. O da Orta Karadeniz diye geçiyor işte. O da Orta Karadeniz diye geçiyor. Bize, hani bize göre İç Anadolu'ymuş gibi geliyor da arkadaşlar. Çünkü çok dip dibe çok yakınız. Çorum mu? Tamam. Çok yakınız ama Orta Karadeniz diye geçiyor. İklim olarak farklıyız yani. Çorum'un ilk kısmı şey anne biraz daha böyle İç Anadolu'ya yakın bir iklimi. İlerledikçe Karadeniz havası geliyor yani. Evet. Oraya daha çok yakın. Yani. Hissettiriyor. Benim ablam Çorum'daydı da arkadaşlar 15 yıl. Biraz ya, Çorum'u da severim, bilirim yani. Bir baklava yapıyorlardı. O baklavaya verdikleri emek yani Antep baklavasının yanında diyor yani. Bu arada. Yanından evet, bile tamam, geçemez tamam. Diyor. Şimdi bir tane daha. Şimdi bunun bu dördünü de. Hifanaki de oldu. Şu mu daha geniş? Şunu al.
Bir de mesela ha böyle bölük bölçük olanlarda arada katlanabilip şey oluyor. Şunu bu tarafa alırsak. Tamam tamam, yanlış bastım. Hemen zırlama. Hiç şeye de gelmiyor kız. Hiç sorma ya, bir yanlış bastım. Yani hani şu an ilgilenmiyorsun da yani. He, baktığı da yok yani, neyse. Hani çatırmadan kaldı da. Sen bir peynirine düşük bak. Yağına bak. Ekmeğini hazırlamadın bir türlü. Yemeğinle ilgilen. Babam valla öyle bir gülüyor ki. Şu yeni nişanlılar mesaj açtı da gülüşür ya. Onun gibi gülüyor. Niye gülüyor? Onu bir şey okuyor. Onu. Tamam. Allah rızası için şu elini bir çek kızım gayrıkı. Evet, çekiyorum. O kendisi ne yapıyor ya? Tamam. Yağını sürdüm. Biraz da şey. Ya bıçağı versene elinle. Ya Allah, gel bak. Ben yani bilmiyorum ama arkadaşlar yani bu eğitimde bence bir sıkıntı var. Yani hani her dediğim yapamayız yani. Hani çocuk bir yerde dur bilmesi lazım. Ama hiçbir şeyde dur demiyoruz, diyemiyoruz. Tamam, peynir koyacağım. Şimdi da Allah hayırlısını versin. Şimdi peynir koyacak, peynir. Tamam mı? Peynir koyuyor. Çocuk yağ sürmek istiyor. Tamam. Sürdü. Sabahtan beri sürdü. Bak bunun hepsinde her yerinde yağ var. Ama tamam. Yani... İfa o kadar yağ yeter kızım. Yeter ama kızım, bak, yeter. Çok oluyor. Sinirlenme kız. Çok oluyor. Biz de sinirleniyor ama. He bak o zaman çok oluyor. Baba ne? Al kızım. Tamam hadi. Ben çocuğum. Arkadaşlar bir hadisi şerif var. Diyor ki. Ahir zamanda tamam, çocuklar anne babalarının efendisi olacak diyor. Bak. Buraya sür şu. Yani kral gibi, padişah gibi, başkan gibi. Evet, şöyle düşün. Bizim çocuk ders çalışıyor, eve misafir alamıyoruz. Mesela. İyi sür. İşte tatilli yerine çocuğumuz karar verdi. O yüzden memlekete gitmiyoruz. Ana baba çalıştığı bütün parayı ve birikimi bir evlada yatırıyor. Yani gerçekten hadis nasıl yerine cuk diye yani o günü görmüş yani Peygamber Efendimiz. Bilemiyorum, bir şey diyemiyorum yani. Allah hayırlısını versin. Çabucak bitirip de ya kaldırırsak o kıza da öyle bir problem tamam. Kalmaz. Şimdi aha bitti. Şöyle bir de şuraya. Aha bitti. Ben o kadar yağıyla baklava yapardım ama. Yok hiç de o kadar yağ değil, aha duruyor gene. Sadece üzerinde. Ben de az bir şey kullandım. 100 gram. Tamam. 2 yemek kaşığı zaten 100 gram oluyor. Değil mi? Bir tepsi de tatlı yaptım ben onu. Valla kuru kuru yemektense arkadaşlar. Geç işte diyorum ya arkadaşlar, yani, börek gibi oluyor. Yani Allah bereketli eylesin. Yeter. Bir şeyin için, böreğin de içine koysan böyle katlayarak ediyorsun işte. Aynı hesap oldu. Gördüğünüz gibi şu an 4 tane hazır. Şimdi çayımızı koyacağız. Bunlar da beraber eşit bir şekilde ısınacak, pişecek. Ondan sonra 4 kişi bir anda oturup yiyeceğiz. Bak kevretmede 2 kişi olsun. 3. kişiye gerek yok. Biri yiyor, diğeri olmasını bekliyor. Bakın, bir avantaj bu oldu mu? 2, içi mi kevredi, dışı mı kevredi diye bir olay yok. 3, eridi mi, erimedi mi? Sonradan attığımız peynir sıcak mı, soğuk mu ya da işte erimedi. Bunun derdinden de kurtuluyor. Allah'ın izniyle yani. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Önce yayından peyniri bir aldım. Aynen evet, onu alalım. İfade şunları yoksa bir alalım. Şeyliyor artık. İfade mi yağını da atın? Katla kızım. Aferin sana. Aferin, nasıl da sevindim. Evet şimdi dizelim. Ana şöyle yapalım. Şuradan ağrı başlarsak şimdi sobanın üstü bir anda hızlıca yanınca yakıyor. O zaman şu kenardan. Evet. Takip ederiz canım yanmaması için de çeviririz hemen. Bak İfa kendininkini çabukça yerleştirdi. Ben yerleştirdi. Ben şurada. Şimdi kendine su taşıyor. Suyu da götürüyor çocuk. Şunu biz katlayalım bari. Yağ kıyıyorsun. Aynen. Bu katlama sitenin arkadaşlar bir dezavantajı bu işte. Sobanın üstüne yağ dökülüyor. Dökülmüyor ya. Dikkatli şeylesen o da olmaz. Bazı eriyor. Şimdi
erimesini bekleyelim. Hifaneki de yedi. Elin yalar. Aynen. Tamam. Elini çek. Kevresin alacak. Tamam mı kızım? Abi bir sobaya attın. Evet, sobaya attın. Hifa bak seni. Bakalım pişmiş mi? Gidecek. Hifaneki erimiş bile değil mi babaannem? Evet. Vay da şimdi arkadaşlar daha yeni cattı. Açtığımız için. Evet. Hatta şöyle altını da biraz açalım. He, biraz açarsan daha. Şimdi şöyle harıyla yakmasın. Ilığın güzelce kevresin diye çalalım. Bir dakika bu yağda bir yağ. Evet. Yağda bir de bir şey. Aynen. Evet. Bir de ağır ağır pişince içindeki peynir daha güzel eriyor. Eriyor tabii canım. Birden olsa. Şimdi ben burada böyle ayrıntılı ayrıntılı ince ince anlatıyorum. Hani millet hani şey yani atomu parçalıyor muhabbeti var ya. Yani anlatıyorum arkadaşlar, tarif ediyorum. Hani burada neden böyle bilmiyorum, bazen farklı veya yanlış anlaşılıyor olabiliriz yani. Kevretme yapıyoruz. Dediğiniz gibi atomu değişik parçalamıyoruz. Sizin dediğiniz olsun. Yapıyoruz ve daha kolay, daha pratik oluyor yani. Tüm yaptığın çok çabuk kırılıyor şey. Kevrediği için hemen dürmesi, şeylemesi zor oluyor. Darmadağın oluyor. Ama bu katlandığı için uğraşmadan direkt tüketiyor. Bu usulü tavsiye ederiz. Ya. Sen ne yapıyorsun? Aynen. Elindeki ne kı? Ona mı alacaksın kızım? Ona tabak nasıl alacaksın kı? Olmaz babaannem. Tabak getirelim. Tamam. Hiva o olmaz kı. Dur bakayım. O olmaz babaannem. Gel. He. Olmaz. Hakikaten. Tamam. Şöyle bir ekmeklerimizi şöyle bir çevirelim. Ha. Daha soba bir tam şeylemediği için. Aynen. Yok, çevir çevir. He. Yani sağlı sollu ısınsın. Anladın mı? Kevremesine bakma. He, tamam. He. Şunu da çevir. He. Tamam. Yapma kızım, yapma. Bırak. Ekmeği yapıyorum, yapma. Nasıl? Yani, he. Buyur, sen çevir çevir. He. Yeni yeni. Çevir ha. İçinin erimesi lazım ana. He. Çevir, sen ona bakma. Evet. Sobamız uykudaydı da arkadaşlar, şu an ısısı daha yenice hissediliyor. Oo, bak bak bak. Buralar kevredi, gördün mü? Isındı da. Veremem kızım. Veremem. Hayır. Öyle her istediğini alamazsın. Hayır. Sen kendi ekmeğine bir bak, pişmiş mi? Sen şu ekmeğine baksana. Koyayım. He. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel güzel kızardı. Ha, ona mı alıyorum? Tamam. Ne al istesen de. Tamam. Sığar. Tamam. Haydi bakalım. Oh oh oh. Güzel güzel kızardı. Al bakalım ana, sana zahmet. Evet. Ha. Oh, mis gibi. Sen de aldın mı kızım? He. Hifa'nınkini de alalım. Hifa da alıyor. Bak kendine nasıl tabak getirmiş. Tabak getirelim mi? Haydi ana, içeri geçelim. Tamam, gel bakayım. Gel. Geç. Hadi bakayım. Ya, evet, bu Hifa'nın. Bunlar da arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim. Şimdi biz bunu soğutmadan inşallah bir güzel yiyelim. Böyle akşam akşam bir kevretme yapacaktık. Dedim hadi bunu da bir videoya alalım mı? Kısa oldu ama yani arada da böyle kısa kısa videolarla yani normalde işte salı, çarşamba, perşembe var ama arada da böyle birkaç tane eklentiler yapalım diyorum. Evet. Bize afiyet olsun. Bir başka güzel videoda buluşmak üzere.